Yok. Geçmiş olsun. Şimdi öncelikli olarak aşı inşallah milletimize hayırlı olsun. İnşallah bu hastalıktan kurtulmanın yolu aşı olduğunu artık biliyoruz. Bilimsel olarak bu çok net ortada. Dün biliyorsunuz Sağlık Bakanımızın ilk aşı yapmasıyla beraber biz de aşılama çalışmalarımıza başladık. İlk etapta ilimizde bütün sağlık çalışanları, bu özel sektörde çalışanlar dahil, eczacılarımız ve onların yanında çalışanlar dahil 4400 tane aşımızı yapacağız. Daha sonra yine bilim kurulunun kılavuzları yayınladığı sıralamayla muhtemelen ilk önce kolluk kuvvetleri vesaire diye bir sıralama olacak. O sıralamayla bize geldikçe biz aşılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi aşını biliyorsunuz bütün aşıların yan etkileri olabilir. Bu gördüğümüz yan etkiler genel itibariyle bütün aşılarda zaten geçicidir ve önemli değildir. Bizim bu koronavirüs aşısı ile alakalı yan etki profilinde diğer aşılardan farklı bir etki beklemiyoruz. Yani bizim en çok göreceğimiz yan etki ufak tefek kolda kızarıklık, ufak tefek ağrı olmasını bekliyoruz. Çok çok nadir ileri etkiler olabilir ama bu çok nadir göreceğimiz bir etki olduğu için o yüzden aşılamanın riskiyle hastalığı olma riskine kıyaslarsak hiç düşünmeden aşı olmamız gerektiği çok net ortadadır. 4400 tane aşımız var. Bunun hepsi sağlık çalışanlarımıza yapılacak arkadaşlar. Yani sadece kamudaki değil, özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarına da öncelik verildiği için eczacılarımız, eczacı kalfaları, yine işte özel muayenehanesi olan hekimlerimiz, özel hastane çalışanları hepsi dahil. 4400 tane. Tüm Türkiye'de zaten eş zamanlı benzer uygulama yapılıyor. Şimdi biliyorsunuz kısıtlamalar tüm Türkiye'de vaka sayısı ve ağır vaka sayısı arttığı için zaten Sağlık Bakanımız bunu tekrar dile getiriyor. Bundan dolayı kısıtlamalar yapılması gerekti. Hükümetimiz bu yönde karar aldı. Ve bu karardan sonra da zaten hızlı bir şekilde Kırşehir ilimizde de olmak üzere hızlı bir şekilde vaka sayılarımız aşağılara doğru indi. Aynı zamanda ağır vaka sayımız da aşağı doğru indi. Hastane yükümüz %70-80 oranında azaldı. Yine hastaneye günlük gelen numune sayımız azaldı. Hastaneye yatan ağır hasta sayımız %70-80 oranında azaldı. Yani kısıtlamalar çok yerinde bir sonuç doğurdu. Doğru bir karar alındı. Zaten sonuçlardan ortada arkadaşlar.